Mersin'de 26 Eylül akşamı gecesi yaşanan terör hadisesi iki gün sonra bambaşka bir noktaya evrildi ve adeta iktidarla muhalefet birbirine girdi. Neden girmesin ki? Hatırlatalım. Mersin'in Mezitli ilçesi Tece mahallesinde bir polis evine saldırı düzenlendi PKK'lılarca. İki kadın teröristin saldırı düzenlendiği İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı ve bunların öldüğü ya da öldürüldüğü söylendi. Kendini patlatarak bir polisin şehit olduğu ifade edildi, bir polisin yaralandığı ifade edildi, iki ya da üç vatandaşın da yaralandığı ifade edildi. Ve hemen hadisenin akabinde Süleyman Soylu kameraların karşısına geçti ve olayı PKK'nın gerçekleştirdiğini söyledi. Ardından da e, Cumhurbaşkanı hemen Devreye girdi ve e, o eylemi gerçekleştiren e, PKK'lılardan birinin e, 10 sene evvel Azadiya Velat gazeteci, gaz, gazetesinin muhabiri olarak e, cezaevinde olan tutuklu gazetecilerden biri olduğu ve CHP'nin de tutuklu gazeteciler raporuna hakkını savunularak girdiği filan gibi e, bir e, konu ortaya çıktı. Hükümet her şeyi bırakarak hükümet diyoruz da... E, ağız alışkanlığı, İçişleri Bakanı, Saray, Erdoğan neyse her şeyi bir kenara bırakarak yani bu kişi nasıl cezaevinden çıktı ki bir yıl sonra AKP'nin yargı paketiyle çıkmış. Nasıl o iki eylemci işte gelip de Mersin'de polis evine kadar rahat hareketlerle bu eylemi gerçekleştirdiler. Bu işin istihbaratı yapılmadı mı? Filan yani bütün bu sorulara cevap vermek yerine Hani terörü siz temizlemiştiniz? Hani ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz falan bu açıklamaları falan da unutarak bir anda o eylemcilerden birinin bir gazeteci e, olduğu, olduğundan hareketle bir tutuklu gazeteci olduğundan hareketle e, şimşekleri CHP'nin üzerine çevirdiler. Okları CHP'nin üzerine çevirdiler ve gazetelerde bu yönde manşetler atıldı. İşte Erdoğan daha attığı, yaptığı ilk açıklamada bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz ucu HDP ya da CHP'ye çıkıyor dedi. o arada bütün siyaset dünyası bunu kınıyor da özellikle Selahattin Demirtaş ve HDP'nin açıklamaları önemli çünkü bu açıklamaları bir kere daha ekrana getireceğim çünkü birazdan PKK açıklamasında şeyi göreceksiniz. bu açıklamalara Nasıl bir eleştiri getirilmiş onu göreceksiniz. Demirtaş şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız. Demokratik siyasette ısrarcı olacağız demişti. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan'la Mithat Sancar da demokratik siyaset alanını daraltmak ve işlevsiz hale getirmek amacında olanların bu hesabını boşa çıkarmak hepimizin demokratik görevidir demişti. Bunlar önemliydi fakat bu açıklamalar yapıla dursun. Bütün gazeteler CHP'nin gazetecisi, CHP'nin gazetecisi, gazetecisi polisi, polisi şehit etti, CHP'nin gazetecisi polis katili başlıklarıyla çıkmıştı bile. Bu başlıkların tek merkezden, Cumhurbaşkanlığı İletişim'den veya Propaganda Bakanlığı diyelim oradan servis edildiği son derece açık ve net. Yetmedi. Bir önceki gece Erdoğan hemen daha bu olayın e, şeysi yani sis bulutu dağılmadan CNN Türk kanalda ortak yayınına çıktı ve CHP'yi bir milli güvenlik sorunu ilan etti. Bu önemli. Siz bir partiyi milli güvenlik sorunu ilan ederseniz, o partiyi bir anlamda illegal ilan ediyorsunuz ya da e, terörist ilan ediyorsunuz veya bir terör örgütü ilan ediyorsunuz. Bu laflar ağır laflar, bu laflar sorunlu laflar yani. Nasıl ki HDP'nin üzerinde bir kapatma davası belası var şu günlerde. Aynı şekilde CHP'de benzer bir biçimde terörize ediliyor. Şimdi bu iki eylemcinin olduğu, iki PKK'lının olduğu e, en son yapılan açıklamayla ortaya çıktı ki bu açıklama da Mersin saldırısının ardın iki gün sonrasına geldi. Yani yaklaşık 48 saat sonra yapıldı. Mezopotamya Ajansı'ndan okuyalım. HPG'den PKK'nın alt kanadı diyelim. Mezitli açıklaması olarak geldi eylemi gerçekleştirenlerden bir kişinin işte Dilşah Ercan olduğu Azadiye Velat gazetesi muhabiriyken e, cezaevinde tutuklu olduğu ve CHP'nin raporuna girdiği filan konuşulmuştu. Fakat e, yapılan açıklamada e, bu yalanlandı. Ve özellikle e, konunun Dilşah Ercan'la ilgisi olmadığı ve Dilşah Ercan'ın halen görevde olan bir PKK militanı olduğunun altı çizildi ve orada e, ölenlerin veya orada eyleme gidenlerin farklı isimler olduğu PKK açıklamasında altı çizildi ve şu vurgulandı. AKP MHP hükümeti PKK açıklamasından okuyorum. AKP MHP hükümeti Zozan Tolan kod adlı Dişa Ercan'ın bu eylemde yer almadığını bilmesine rağmen bilinçli şekilde bu arkadaşımızın ismini vermiş ailesine farklı çevrelere karşı baskı aracı olarak kullanmak istemiştir dedi. Kimler olduğu da belirtildi. Fakat açıklamanın sonunda enteresan bir şekilde özellikle Kürt siyasal hareketinden Selahattin Demirtaş ve HDP'den gelen kınama mesajlarına gönderme vardı. Aynen şöyle deniyor. Faşist rejimin kimyasal silah kullanmasını kınamayan çevrelerin Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendisini feda eden fedaileri hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınaması ancak sindirilmişlik, sindirilmişlikle ifade edilebilir. Yani kınayan, kınayan Kürt siyasal hareketini sindirilmiş olmakla suçladı PKK açıklaması Selahattin Demirtaş ve HDP'yi Kürt halkının soykırımını durdurmak için kendini feda eden yoldaşlarımız en kutsal değerlerimiz bu değerlere dil uzatanların ne yurtsever halkımızın ne de fedailerin hakikatini temsil etmediği bilinmelidir diye de bitiyor açıklama son derece enteresan burada Kürt siyasal hareketine Selahattin Demirtaş ve HDP'ye e, mühim bir gönderme var Kürtlerin sıravı başladı yani özellikle bundan sonraki süreçte şu şiddet sarmalının arttığı bir dönemde ki artacak belli ki bunu yeni bir takım olaylar izleyecek. Kürtlerin sınavı başlamış demektir. T24 Ankara bürosu tam da bu aşamada enteresan bir bilgi notu geçti. Güvenlik birimlerinin parmak izi eşleştirmesi sonucunda saldırganlar arasında Dilşah Ercan'ın bulunmadığı sonucuna vardı. belirtildi diyor, iddia edildi diyor T24 Ankara bürosunun haberi. İşte bütün bu gelişmeler üzerine yani PKK'nın açıklaması, DNA eşleşmesinin olmadığını, yani tespit edilemediğinin ortaya çıkması ve bir anlamda Süleyman Soylu ve Erdoğan'ın boşa düşmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi ve elbette bizlerden daha iyi haber alacak durumda ana muhalefet lideri elbette bürokrasiden de haber alabilecek durumda, emniyetin belli kanallarından veya yargı camiasından da haber alacak durumda. İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri Fotoraman Süleyman öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen tam iki gündür yalan söylediniz. Havuz medyanız manşetler attı oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz diye tweet attı. Ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum dedi. Belli ki öncesinde haber almış bu konuyu ama bel, e, netleşene kadar beklemiş. Çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın. Bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum. O dosyayı gizlemeye çalışma biliyoruz gerçekleri. Yani bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu bizde bilgisi ve belgesi var. DNA işleşmesi yapılmadı. CHP'nin teröristi dediğiniz kişi çıkmadı. Bunu başsavcılık da biliyor, yargı da biliyor, emniyet de biliyor. Çıkın açıklayın diyerek bir anlamda meydan okudu. Ee, hemen arkasından Süleyman Soylu buna cevap verdi ama attığı tweetlerde tamamen tırıvırı. Yani hiçbir şey yok sadece maddelendirmiş. 5. maddeden itibaren bir şeyler söylüyor. Diyor ki PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyoruz. Yani diyor ki PKK'nın açıklamasını referans kabul etme. Sonra daha diyor raporların sonucu çıkmadı. Halbuki çıkmış belli ki. Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip Zozan arkadaşımızın yani Dişa Ercan bu olayla herhangi bir ilişkisi yoktur görevinin başındadır demesine sığınmaktan utanmıyorsun. Valla bu Dişa Ercan mıdır işte Zozan kod adlı kimse eğer görevdeyse neyse bunun çıkıp bir video çekmesi veya kendini ifade etmesi icap ediyor. Çünkü yani bu durumda artık böyle bir şey gerekiyor ama muhakkak açıklamalar bugün ve sonrasında da devam edecek gibi görülüyor enteresan. Yani bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı yanlış ismi açıklayıp bunu da CHP'ye mal etmekle ki iki gündür gerçekten mangalda kül bırakmadılar. Öbür taraftan da ortaya çıkan işte DNA işleşmesi, PKK'nın açıklaması yani PKK biz bu, bu eylemi biz yaptık diyor. Polis evini biz bastık. O polisi biz öldürdük. Bizim arkadaşlarımız diyor. Ama diyor sizin ilan ettiğiniz isim değil. İsimler şunlar şunlar. şimdi Eyleme üstlenen bir örgüt var. Fakat e, ilan ettiğiniz kişi değil. E, şunlar diyor yani, e, isim yanlış diyor. Sonra da e, belli ki ana muhalefet lideri bu konuda bilgi alıyor. Kendine göre, kendisine onun da ona da bir bilgi akışı var. O da bunu teyit ediyor ve iktidara. İki gündür bizi linç ettiniz bunun hesabını verin diyor millete doğruyu söyleyin diyor ama Süleyman Soylu da bunun üzerine PKK açıklamasıyla ya da PKK'nın ipiyle kuyuya inmeyin diyor. Fakat bu açıklamalar daha çok, çok su götürür iş nereye gider bilmiyorum. Şu görsel çok çarpıcı işte şehit odasında veya işte bir şehit ailesini ziyaretinde işte seccade atıp namaz kılan Süleyman Soylu ve reklama geç butonu. Evet. Bülent Korucu güzel yazmış. CHP'nin gazetecisi terörist çıktı bilgisi yalanlandı. Olayda bir şehit, bir gazi, üçte Niyazi var. Özgür Özel, Nedim Şener ve Süleyman Soylu. Özgür, Özgür Özel, Nedim Şener meselesini merak eden YouTube'a ikisinin ismini yazsın. Çıkan videolara baksın. Özgür Özel sırf bu konuda herhalde üç gün üst üste basın toplantısı düzenledi bilmiyorum. Eee... Bir anlamda Nedim Şener'de madara olmuş oldu. Öbür taraftan Özgür Özel de aralarında ne geçtiyse daha açık konuşması icap eder. Filan yani. Hala belli şeyleri saklıyorlar. Mümtezer Türkan'a e Ahval'de bir yazı kalem. Uz Yıllarca cezaevinde yattı. Yakınlarda çıktı. Diyor ki özellikle 7 Haziran 1 Kasım 2015. Parantezi çok önemli. Herkesin ürktüğü de bu. Acaba 2015'teki gibi bir şiddet aylarına mı girdik seçim öncesinde? PKK iki seçim arasında ya bütün metni okumanızda yarar var. PKK iki seçim arasında düpedüz iç savaş çağrısı olan 16 merkezde öz yönetimi neden ilan etti? Seçimden sonra vazgeçtiğine göre gerçekte gözettiği amaç neydi? Yine Murat Karayılan'a KCK eş başkanı Bese Hozat'a göndermeler var. Selahattin Demirtaş'ın da konuşmaya başlaması lazım diyor Mümtaz Ertürk'e. E. Seni başkan yaptırmayacağız sözünü neye ve kime karşı söyledi. Yine Pervin Buldan da konuşmalı. Yeri geldiğinde bize verdiğiniz vaatleri açıklayacağız tehdidi halen heybesinde duruyor demiş. Bunlar da son derece önemli, enteresan detaylar. Dönelim iç siyaseti Ali Babacan harika cevaplar veriyor. Ee, Erdoğan'a her ne kadar e, AKP iktidarlarının ilk... 16 senesinde sorumluluğu olmasına rağmen yani e, Ali Babacan'ı hiçbir zaman ayırmadım. Bir Ahmet Davutoğlu muamelesi yapmıyorum ama hiçbir zaman bu süreçten ayırmadım. 2002'den 2018'e kadar AKP'nin içindeydi 16 yıl boyunca. Erdoğan paradan 6-0 atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın. O zaman işler böyle yürüyormuş. Ali Babacan işte Merkez Bankası'nda açıklamış bu kararı. Erdoğan da öyle öğrenmiş basından öğreniyor falan yani neticede AKP'nin ilk, ilk, iktidar dönemi onu da hatırlatalım fakat şimdi işler çok daha başka gerçekten şebeklere kaldı ekonomi yönetimi şu metni tek nefeste okursanız geçer not alabilirsiniz fakat şunu söyleyeyim Nebati bir nefeste okudu yani Nebati kadar olmalısınız nöroekonomi, neoklasik ekonomi, heterodox yaklaşımlı falan konuşma. İşte böyle esprili haller videosuna bakarsınız. Bir diğer yanıyla e, maliyenin hali öyle, gazeteciliğin hali başka mı? Yani artık gazeteci bile denmez isimleriyle analım. Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın düştüğü durum. Evet. Abdülkadir Selvi muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi filan falan diye sorumsu bir yorum yapıyor. Değişik bir şey. O da diyor ki Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey gereğini yapıyor Erdoğan. Evet. Bu yani gerçekten çerçeveletip bu dönemin bir medya gerçeği, gazeteci politikacı ilişkisi ya da işte propaganda medyasının içine düştüğü, canlı yayında içine düştüğü durum olarak gerçekten okutulmalı kızarmayan yüzler, utanmayan çehreler. O arada sarayın günlük harcaması 10 milyon TL. Burada dikkat çeken şey Cumhurbaşkanlığı'nın tıbbi ve laboratuvar malzemesi harcamaları 2020 yılına göre iki kattan fazla artmış. Düşünün koca sarayda 112.9 milyon liraya çıkmış tıbbi ve laboratuvar malzemesi. Bunu şöyle okuyabilirsiniz. Erdoğan'ın sağlık giderleri bizzat Erdoğan'ın sağlık giderleri onu yaşatmak ayakta tutmak neyse efendim dopingi şu su bu su tahlilleri tedavisi için bu kadar para harcanıyor 113 milyon lira yani milyon müşterili hastane e, şeysi diyebiliriz yani gideri diyebiliriz. Erdoğan'ın hiç yakınlarda herhangi bir tam teşekküllü hastaneye kontrol için şunun bunun için gittiğini gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü hastane sarayda sonra da işte sırf daha iyi arabaya binmek, daha te, daha yeni telefon almak için filan. Şimdi burada esasen şunun itirafı var. Yani Almanya'nın Türkiye'yi kıskandığı yok. Batı'da ya da Avrupa'da şey Amerika'da rafların boş olduğu yok. Yani İngiltere'de öğrenciler silgiyi yemiyor filan. Yani bunun da bir anlamda teyidi. Ama işte Saray geçen seneyi 3.6 milyar TL zararla kapatmış. Bunu aşağıda söyleyip yukarıda e, refah içinde yüzen insanlar. İngiltere'de silgi yiyormuş öğrenciler ya. 1 milyon 495 bin çocuğumuz okula gidemiyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç açıklamış. Yani 1,5 milyon çocuk okula gidemiyor Türkiye'de. Bırak silgi yemeyi. İngiltere'dekiler gene okula gidiyor okulda silgi yiyor. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Önce Almanya sonra İngiltere'ye geleceğiz. Almanya'da 70 yıl sonra bir ilk enflasyon yüzde onu buldu. O arada İngiltere'de gerçekten ciddi bir tahvil depremi yaşanıyor. BBC Dünya Servisinde 382 kadroyu kapatmayı planladığını açıklamış. İşte bir tasarruf var. Yaklaşık 30 milyon sterlinlik 10 dilde radyo yayınlarının kapatılması planlanıyor vesaire. O arada işte burada Maliye Bakanı ile Başbakanın Nasıl? Büyük Britanya'yı batırdığını resmeden bir e, kolaj veya bir resim bu. Ekonomist dergisinin kapağı. Oradan aldım bu resmi. E, büyük bir tür türbülans var e, İngiltere'de. Ve bu türbülansın nereye gideceği bilinmiyor. E, Başbakan daha ilk iki haftasında muazzam bir güven erozyonuna uğradı. Zaten zayıf başladı. E, son e, YouGov anketinde. İngiliz İşçi Partisi, şimdiki yani ana muhalefet partisi liderine Keir Starmer 33 puan geçildi. Ve eğer hükümet bu tür bilansı atlatabilirse seçime gitmeden ki zor görülüyor. Yani seçim normal vaktinde yapılırsa 2024'ün aralığında yapılacak. Yani 2 sene sonra ama 2 yıldan önce seçimin olması mukadder görülüyor list daha ne kadar götüreceği mevcut hükümetin muhafazakar parti hükümetinin ne kadar götüreceği ne kadar dayanacağı kuşkulu ama önümüzdeki seçimde işçi partisi iktidarına İngilizler yavaş yavaş hazırlanıyor bu ankette bunu gösteriyor şimdiden işçi partisi lideri 33 puan fark atmış durumda Rusya ile yavaş yavaş toparlayalım Kızıl Meydan'da bir sahne kuruldu bugün Luhansk Donetsk ve Zaporozhye, Herson ee, Rusya'ya katılacaklar. Orada yalandan bir referandum yapıldı. Referandumda %80-90 oyla hem bağımsızlık hem işte Rusya'ya ilhak vesaire neyse hepsini oyladı silahların gölgesinde bir referandum sonucunda tıpkı Kırım'da olduğu gibi Kırım'da da 4-5 gün içerisinde referandumla bitirilmiş ve Rusya ilhak etmişti. Şimdi Rusya hemen Karadeniz'in yukarısında Kırım'la anakarayı bağlayan bu 4 ...bölgeyi ilhak edecek... ...ve buraya yönelik Ukrayna saldırısı... ...söz konusu olursa da nükleer... ...tehdidinin kapağını açacak... ...o açıdan enteresan bir evreye giriliyor... ...bugün... E, ...Kızıl Meydan'da... E, ...Moskova'da bu dört... ...cumhuriyetin veya cumhuriyetçinin... ...neyse Rusya'ya katılımı... ...onaylanacak öyle görülüyor... E, ...85 idari... ...birim var galiba Rusya'da... ...88 veya 89 olacak bu gidişle. O arada Rusya'dan kaçan kaçana işte 55-60 yaşında askeri alınan insanlar görülüyor bu fotoğrafta. Bir yandan da din adamları kutsuyorlar. Rus Ortodoks Patriği savaşa gidenler ölürlerse bütün günahların affedileceğini açıkladı ve onları cennetle müjdeledi. Bu tabirler, bu şeyler umarım tanıdık geliyordur. Fakat yani 300 bin erkeğin askere alınacağı işte kısmi seferberlik dolayısıyla açıklanmıştı. Ona yakın erkeğin Rusya'dan kaçtığı ortaya çıktı. Resmi rakam 261 bin ama bu iki gün önceki rakamdı. Şu anda 300 bini bulmuştur. Bütün bölgelerde yani Avrupa tarafı, Kafkasya tarafı, Türkiye, Atatürk Havalimanı'ndan fotoğraflar paylaşıyorlar. Burası Moskova'ya döndü diye. Uçaklar Ruslarla dolu. Bu hemen yani havaalanında uçan insanların, yolcuların tanıklık ettiği konular. Evet. İran'a gidelim. Arif Keskin, mühim bir İran uzmanı. Ben son dönemde özellikle videolarını, bağlandığı yayınları takip etmeye çalışıyorum. Mahsa Amini'nin irşat devriyesine karşı direndiğini, kafası yere çarpıldığını, ölüm nedeni bu yere çarpılma nedeniyle beyin karaması olduğunu, bir İranlı hacker grubuna dayanarak belirtti. Ee, İran'da kadınların direnişi devam ediyor. Burada da başını açmış kadınlar, işte bir restoranda veya lokanta'da yemek yiyorlar. Büyük cesaret, e, kamuya açık alanda başı açık dolaşmak, gezmek. Çünkü bunun sonu, coplanma, e, bunun sonu tutuklanma, bunun sonu cezaevine gönderme, orada işkence görme, hatta tecavüz. 2009 yılından bahsediyorlar. o O seneki gösterilerde İran rejimi yakalanan kadınları e, ve işte kadın erkek kimse artık bütün yakalananları adi suçluların bulunduğu koğuşlara koyuyor ve orada orada şiddete orada işte e, tecavüze orada türlü eziyete maruz kalıyorlar. Yani rejim kendi görevlileri veya polisi veya rejim unsurlarıyla da yapmıyor işkenceyi tecavüzü. Düşünebiliyor musunuz canavarlığı? Yani protestocuları bunlar rejime baş kaldırdı deyip adi suçluların içine atıyorlar ve adi suçlulara yem ediyorlar. Kadınları, kızları, öğrencileri, neyse protestocuları. Böyle bir rejim ama bu rejimin nereye gideceği, bu eylemin nereye evrileceği kuşkulu. Diyelim ve böylelikle dünya turuyla birlikte manşeti noktalayalım. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.